esasında iki şey yapmaları gerekiyor. Birincisi, yasanın ruhuna uygun şekilde kendi organizasyonlarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Yasanın gerekçesinde de belirtildiği gibi KOBİ'ler büyüyememiş işletmeler değil, bizatihi kendi varlıklarıyla bir değer teşkil eden işletmelerdir. Öncelikle bunu sindirmesi gerekiyor hem KOBİ'lerimizin hem de piyasanın. Avrupa Birliği ülkelerinde de Türkiye'de olduğu gibi %99'luk kısım KOBİ'den oluşuyor. Yasa koyucunun amacı bunları büyük işletmeler haline getirmek değil. Eğer öyle olursa bunların hayatiyetleri ya da hızlı hareket etme kabiliyetleri ortadan kalkacak. Dolayısıyla KOBİ'lerin öncelikle bu psikolojik, eskiden sahip oldukları psikolojik baskıyı üzerlerinden atmaları gerekiyor. İkinci olarak teknik olarak ne yapmaları lazım? Yasa bazı işletmeler için belli tarihler zikrederek uyum süreci belirlemiştir. Önümüzde 2013 yılı var. 2013 yılı için 4 önemli düzenleme yapmaları gerekir KOBİ'lerin. Birincisi, 1 Ocak 2013 tarihinden başlayacak olan finansal tabloların Türkiye muhasebe standartlarına uyumlaştırılması. Bunu bir an önce işletmelerin 2013 tarihinden başlama kaydıyla hayatiyetine kazandırmak için çalışma yapmaları gerekiyor. İkincisi, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren artık eskiden işlevselliği kalmayan murakıplar kaldırılacak. Dışarıdan denetim yapan bağımsız dış denetçiler gelecek. Bu noktada hazırlık yapıp dış denetçilerini seçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu tarihten itibaren 3 ay içinde de seçilmezse mahkeme tarafından şirketlere dış denetçi atanacaktır. Bu da işletmeler açısından iyi olmayan, hoş olmayan bir durum. 1 Temmuz 2013 tarihinde yine yasanın getirdiği en önemli değişiklik, her işletmenin bir internet sayfası kurma ve bunu güncelleme mecburiyeti var. Buna hazırlıkların şimdiden yapılması gerekir. İçeriğinin oluşturulması lazım. O isimlerin bir an önce alınarak muhafaza edilmesi lazım. Son olarak işletmelerin, ticarethanelerinin dış kısımlarına işletmenin adını, ticari unvanını gösteren okunaklı büyük harflerle yazılmış tabelalarını asarak bu uyumu 2013 yılına kadar bitirmeler lazım. 2014 yılına geldiğimizde artık mektuplarda, ticari belgelerde, faturalarda, üst kısımlarda, antet diye tabir ettiğimiz yerde ve alt kısımlarda işletmenin ticaret sicil numarası, sermaye yapısı, ödenmiş sermayesi gibi bazı hususların yazılması gerekiyor. O süreyi de geçirmemek lazım. Son olarak 14 Şubat 2014 tarihi itibariyle mevcut işletmelerin sermayelerini yasanın aradığı alt koşullara uyarlamalar lazım. Bu alt koşullarda yeni yasayla limite şirketlerde 10 bin lira, anonim şirketlerde 50 bin lira olarak belirlenmiştir.